Şöyle bir çok bilmiyorum, inşallah seyretmemişsindir de sürpriz olur. Stephen Curry, Golden State Warriors'un yıldızı, yıldızlık kavramında başka bir boyuta, başka türlü bir yıldız olduğunu kabul etmemiz lazım. Takım olarak ve coaching olarak Barcelona'dan etkilendiklerini ve sürekli seyrettiklerini söylüyor. Bir izleyelim röportajı, ondan sonra katılıyor musun? Senden de fikir alacağım. Showed us film of some soccer greats, especially Messi, and you know, Barcelona, how they play, and just their style, and just what they do every single game, and how they score. And he drew a lot of similarities to how we play and moving the ball, and and you know, using each other, simple plays and stuff like that. So I'm sure that'll all come out in the game. He's the greatest of all time, you know, and I mean, Steph is, you know, he's playing at an extremely high level, you know, definitely one of the best players in the league today. So they both make the spectacular play look really easy. So that's one thing they haven't done. Senle mi konuşmuştuk? Büyük futbolcuların ya da süperstarların diğerlerinden farkı, olağanüstü şeyleri çok basit yapıyorlarmış gibi göstermekte. Onu söylüyor. Bu arada tabii şöyle bir tespitim var, onu yazdım unutmayayım diye. Şimdi Golden State Warriors'ın basketbol anlayışıyla iki ayrı spor zaten, elma ile armutu karşılaştırmıyoruz ama şimdi oyun anlayışları Golden State 1003'lükle NBA tarihinin sezonun 1000. üçlüğünü attı geçtiğimiz evet, hafta. Evet, şuta dayalı dışarıdan. Evet, Barcelona ise tam tersi. Paslaşarak neredeyse kalenin içine girmeye çalışan bir futbol ekoli aslında. Tabii hem Clay ya, Thompson, pot altını çok fazla kullanmıyor. Hem Stephen Curry hem Clay Thompson olunca çok etkili şutörleri var ama farklı bir şey. İki oyun birbirinden çok farklı. Neden çok farklı? Ben ikisini de çok tutkuyla seyrediyorum, zevkle. Yani daha dün gece Dallas maçını seyrettim mesela. Saat 3.30'da başladı biliyorsun. Ben dayanamadım. Memphis Dallas maçını. Bir kere bir tanesi 105-68'lik bir alanda oynanıyor. 11-11. Öbürküsü 5'e 5, çok daha küçük bir alanda oynanıyor. Basketbol o anlamda, alan anlamında değerlendirirsek, basketbolda NBA'de özellikle alan savunması yok, adam adama savunma var. Futbolda alan savunması var. Top rakibe geçtiği zaman alan savunması yapıyorsunuz. Adamlar geldiği zaman adamlara yakın oynamaya başlıyorsunuz. Şimdi şöyle, strateji belirlerken özellikle Avrupa basketbolunda, ben mesela koç olsam, futbol teknik direktörü olsam, Avrupa basketbolunda fenomen olmuş, işte ne bileyim Fenerbahçe'nin, Obradovic'in daha doğrusu, alan savunmasına nasıl hücum yaptığını gözlemlerim. Çünkü spacing, yani alan yaratma vardır. Oyuncular o alan savunmasına karşı alan yaratacak bazı setler gerçekleştirirler. Basketbolda bu vardır. Futbolda da var. Basketbolda da NBA'de de ikili oyunlar vardır. Sen beni tutuyorsundur. Ben seni geçerim. Ben seni geçtikten sonra potaya giderken beni başka bir oyuncu gelip kapatır. Yardıma gelir. Yardıma geldiği zaman onun tuttuğu oyuncu boşa çıkar. Ve ben onunla oynarım ikili oyunu. Ve o gider, işte mesela pick and roll vardır. İşte ikili oyunlar vardır. Farklı çözümler üretebilirsin basketbolda. İşte bu adam adama savunmaya karşı. Fakat farklı çözümlere karşı da panzehirler vardır. İşte switch yapılır savunmada. Evet. O ben senin oyuncunu tutarken bir an değiştiririm. O öbürküsü gelir falan. Yani birbirlerinden ilham alabilir futbol ve basketbol. Mesela Messi'yi veya işte Iniesta'yı, Xavi'yi seyrederken bu Barcelona'lı oyuncuları birçok şey... Potaya giderken alan yaratma konusunda ders ve ilham almış olabilirler. Veya işte ne bileyim basketboldan da ikili oyunlardan ders alabilirsin. Mesela ben özellikle alan savunması konusunda basketbolda çünkü belli setler vardır. Oyuncu dolaşır, işte perdelemeye girer, evet, perdelemeden çıkar falan. Futbol koçları basketbolun alan savunmasına hücumlarından dersler çıkartabilir. Hareketlilik hücumda prensibinden. Futbolda da işte basketboldan ders. Yanlış mı hatırlıyorum? Sanki Fatih Terim, Aydın Örs'ün o alan savunması vardır ya, Efes'in, evet, hani birden yapmaya başlayıp rakibi bunalttı, sayı attırmadı. Sanki fikirlerini aldığını duymuştum bu konuyla tam alakalı. Tam sağ baskıda da mesela ders ama 5'e 5 oynanıyor. 5'e 5 oynandığı için
ve dar alanda oynandığı için çok kapatmak farklı, daha kolay. Tabii, futbolda çok yani, geniş alanlar var. Futbolda bir açılırsın şöyle kenara doğru. Çok farklı. Baskı oraya yapmak çok zorlaşır evet mesela. Yani o yüzden yani bir de ayakla oynanıyor. Şöyle bir şey var. Futbolda sadece savunma yaparak kazanmak mümkün. Basketbolda değil. Bir de basketbol neredeyse bir yandan da zamana karşı bir spor. Yani 24 saniye içerisinde oyuncumu tüketmeniz lazım. Yoksa hani al, ver, hazırlık pasları diye bir şey yok basketbolda. 24'te. Veya taca vurayım tekrar savunmaya yerleşeyim falan da yok. Yok.